Gebelikte tarama testlerini yaptırmak bizim için çok önemlidir. Bir gebelikte kesin olarak bir çocukta herhangi bir sakatlık olup olmaması, ki bizim bu sakatlıktan kastımız aslında genetik anormallikler, kesin olarak anlayabileceğimiz iki tane yöntem var. Ya bebek doğacak ya da anne karnı yapabileceğiniz bazı testler var. Kesin olarak bir gebelikte sakatlık olup olmadığını anlamak için yapılabilecek testlerin bir tanesi amniyosentez, anne karnından sıvı alınması, bir tanesi de bebeğin plasentasından parça alınması, ki buna koryonvirüs biyopsisi deniyor. Amniyosentez invaziv bir işlem, girişimsel bir işlem olduğu için kendine has bazı riskleri bulunmaktadır. Bu yüzden de sadece riskli hastalara amniyosentez uygulanması gerekmektedir. Bu riskli hastaları nasıl anlıyoruz? Bunları anladığımız testler 2'li, 3'lü ve 4'lü tarama testleri. İkili test 11-14 hafta arasında yapılır. Bebeğin ense kalınlığıyla birlikte annenin kanından alınan bazı belirteçlerle bir risk belirlenir. Bu risk sonucunda gebelikte bir annenin ve bebeğin sakatlık riskine dahil değil, o gebelikle ilgili sakatlık olabilme olasılığı toplumdaki diğer gebelerle karşılaştırılır ve eğer gebe risk grubunda görülürse ileri testlere yönlendirilir. 16-18 hafta arasında yapılan 3'lü veya 4'lü tarama testini ikili tarama testine ek olarak bebeğin vücut bütünlüğünün bozulduğu AFP denen ek bir teste bakılır. Eğer bu test yüksekse hastaya detaylı ultrason yapılıyor 20-22 haftada. Fakat zaten detaylı ultrasonu 20-22 haftada rutin olarak önerdiğimiz için ikili tarama yaptırdıktan sonra 3'lü ve 4'lü tarama testine genel olarak gerek duymuyoruz. Eğer hasta risk grubundaysa amniyosentezin yanı sıra anneden kan alınarak yapılan fetal DNA testlerine de bakılabilir. Bu testler invaziv değildir. Annenin kolundan kan alınarak bebeğin anne kolundaki damarlarında gezen DNA'sına bakılarak yapılır. Bu testler de bizim için %100 tanı koydurucu olmasa bile 30 yaş üstünde %99'a yakın tanı koyduruculuğu bulunmaktadır. Hastaların buradaki kaygıları şu oluyor. Bu hastalığın anne karnında tedavisi var mı? Genetik hastalıkların anne karnında tedavisi olması mümkün değil. Fakat doğum sonrasında ölü bir doğum, sakat bir doğum, doğum sonrası bebeğin geçireceği bir sürü operasyon, aileye maddi manevi getireceği yükler açısından anneye bunu yapmamız gerçekten çok önemli. Tarama testlerini bu yüzden çok önemsiyoruz. Medipol Hastanesi Esenler ekibi olarak bütün hastalarımıza tarama testlerini öneriyoruz.